Güzel bir pazar gününden herkese merhaba. Bu hafta sonu İzmir'deyiz. Eren'in bir doktor kontrolü vardı. O yüzden hafta sonu İzmir'de geçirmeye karar verdik. Bugün de Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Bornova'da hafif böyle keyifli otururken arkadaşlarımıza WhatsApp grubundan yazdık. Böyle böyle Aşık Veysel'de oturuyoruz diye. Onlar da ne güzel biz de gelelim demişler hemen. Ve bu süreci paylaşmaya karar verdik sizlere. Aynen, spontane gelişti. Spontane gelişti. Şimdi hep beraber gelecekler. Biz de hemen hazırlık yapmaya başladık aniden. Düşündük şimdi Eren'le karavanda ne yapabiliriz diye. Bir kısır yapmayı planlıyorum. Bir de benim çabucak yaptığım bir irmik tatlısı var. İrmik tatlısı yapıp çayla güzel arkadaşlara ikram hazırlayarak oturup keyifli bir şekilde yeriz diye düşündük. Hava biraz bulutlu şansımıza ama neyse ki hava güzel. Yani montlarımızı çıkardık. Daha rahat oturabiliyoruz. 20 dereceye yakın diyebiliriz. Evet. Sadece güneş yok. Aynı zamanda bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Siz bunu izlediğinizde eminim daha geç olacaktır ama tüm emekçi kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda eşit koşullara sahip olduğumuz süreçlerden geçeriz. Bunun tabii başlangıcı önce siyasetten geçiyor. Önce meclisimizin yarı yarıya olması lazım bayan ve erkek sayısı. Bunu başardıktan sonra gerisi gelir diye düşünüyorum. Ama önce oradan başlamamız lazım. Kadın cinayetlerinin azaldığı, kadına şiddetin azaldığı, kadınların sadece kadın olduğu için bazı sorulara maruz kalmadığı, iş hayatında kadın olduğu için yükselemediği dönemleri geride bırakmamızı temenni ediyorum. Bu konuda da size bir belgesel önermek istiyorum. Netflix'te Explained diye bir belgesel serisi var biliyorsunuz ki. Orada bir belgesel var. Kadınların iş hayatında neden erkeklere göre geri kaldığıyla ilişkili. Yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama bu İskandinav ülkelerinden birinde olabilir. Kadınlar doğum izine çıktığında aynı anda iş hayatında erkeklerden geri kalmamaları için erkeklere de eşit koşullarda doğum izni veriliyormuş. Güzel bir uygulama aslında. Sizin için de doğan bebek de aynı zamanda senin evladın. Sen de onunla kalıp bakımına yardımcı olmak istersin. Tüm bu bakım işlemlerini eşit koşullarda paylaşmak en aslında adil olanı. Biz kadın olduğumuz için belirli ayrıcalıklar beklemiyoruz. Sadece eşit koşullara sahip olalım istiyoruz. Umarım ilerleyen yıllarda tabii ki düzelmeler var ama daha da iyi koşullar sağlanır ülkemiz ve dünyada. Şimdi bulgurumuzu ısıtıyoruz. Karanfil de bugün markette verdiler. Ne kadar zarif değil mi? Ben de hemen suya koydum. Tamam. Bunun şimdi ağzını kapatacağım. Bu kabarmaya başlayacak. Aynı zamanda yeşillikleri de suya koyacağım. Bir 15-20 dakika kadar suda kalsınlar. İyice temizledikten sonra doğrayacağız. Ben de o sırada şey yapayım. Sütlü tatlımızı yapayım. Bu tatlı çok kolay. 1 litre sütün içine 9 kaşık irmik koyuyorsunuz. 1 bardak şeker, 1 tane vanilya koyuyorsunuz. Pişiriyorsunuz. Sonra borcama dökebilirsiniz. Şimdi ben bulaşık sorunumuz olduğu için bardaklara dökeceğim. Bulaşık çıkmasın diye şimdi muhallebi, irmikli muhallebimiz pişti. Böyle bardaklara yapacağım. Kalan bize olanını saklama kabına yaparım. 6 kişi olacağız. O yüzden 6 tane bardağın yarısına kadar dolduruyorum. Normalde borcama bu kakaolu bisküvilerden diziyorum ben arasına. Şöyle içine koyayım. Bir tat versin. Hepsini böyle yapacağım. İyice dışarıda bekleteceğiz. Çünkü 12 voltla çalıştığı için dolabımız. Evet, direkt sıcak bir şey koymuyoruz tencere vesaire. İyice soğumasını bekleyeceğiz. Zaten esiyoruz. Hemen katılaşmaya başladı. İrmik olunca şişiyor. Tatlılar tamam. Kısır için yapıyorsun değil mi bu yeşillikleri? Hı hı. Thank you.
salçaka buluyormuş bir de. Biraz baharat katayım ben buna. Mesela karabiber. Mesela kırmızı katayım. Karabiber mesela. Tamam. Hemen oturdun Hamitciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buldun tabii güzel rahat çim alanı. Şu sandalyeyi bırakmak istemiyorum o yüzden. Bu sandalye evet, bunlar pahalı sandalyeler. Bunlar ucuz sandalyeler. O yüzden ben buraya yapışık bir şekilde devam edeceğim şimdi. Bak bak gerçek arkadaş eli boş gelmiyor. Hamit elin boş mu geldi? Ben geliyor gelmedim aslında. Gülsev bu kadar mı? Bu kadar mı Gülsev? Az mı? Şu an bu kadar. Orman ne? Hangisi? Ha bu şey, ızlamur teyze satıyordu da. Hani emekçi kadınlar gününe isterler. Süper. Bu arada evet doğru diyor. Dünya kadınlar günü kutlu olsun. Evet kutlu olsun arkadaşlar. Tuğba emeklerin için teşekkür. Emekçi kadınlar. Şimdi gidiyorum hemen. Evet. Şimdi biraz daha gidiyorum ama sandalyeyi tutarsanız. E sana soda al demediler mi? Soda al bir de pirzola al. Hayır araba çıktı hemen gel dedi. Yoksa ben şuradaydım tam alacağım. Alırız şimdi seninle beraber gideriz. Gülsev geldi ama elini attı. Limon da sıkayım değil mi? Hamit senle biz alışverişe gidelim. Ama dur sandalyeni uyuyayım. Yiğitler de gelsin sandalyeni kesin. Tamam Allah aşkına yanında götür sandalyeni. Güzel fikir aslında bu. Taşınıyoruz öyle. Yiğitle damla da geldi. Ve badem. Aman yiğit yok. Ben şey... Öpeceğim hemen. Hemen öpeceğim. Misyonunu tamamlayıp. Seçir sonra kalacak. İyi. Gidelim tamam. Ne yapayım? Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Yiğit Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi gidiyoruz abi. Şimdi gidiyoruz abi. Karanfil. Bir tane hepimize mi? Yok. Evet hepinize bir karanfil. Hepimize bir karanfil. Sıra sıra koklayın. Badem. Badem. Ne yapıyorsun? Ziraat mühendislerinin arasında kalmış durumdayım şu anda. Gülsev ziraat mühendisi. Ziraat evet. Mühendisi Yiğit. Damla. Damla eşi ziraat mühendisi. Hamit. Kral ziraat mühendisi. Ama zooteknist ayrıca hayvan üzerine. Kral ziraat mühendisi. Hepimiz aynı üniversiteden mezun olduk. Evet. Sen doğru. O da bir çıkıntı. O bir çıkıntı. Ben değil. Aslında Emrah söyledi de o yok. Evet, evet. Bu arada Yiğit İdil Sivritepe'nin abisi. Meşhur oyuncu. Onu da bilgisini vereyim. Kendisi videomuza katılamadı ama. Bu sefer katılamadı. Aynen. Şimdi durum çok karışık. Gülsev, ben ve Hamit Eren üniversiteden arkadaşız. Gülsev, Yiğit, Damla ve Eren iş yerinden arkadaş. Şu an ben Gülsev ve Yiğit aynı iş yerinde çalışıyorlar. Ben böyle ayrı bölmüştüm. Ben başka iş yerine geçtim. Ben de ilk iş yerindeyim hala. Hamit de o iş yerinde bir ara staj yaptı. Ama evet benim de gelmiştim. Ama almadılar sonrasında. Yaptıracak işlerimiz vardı gel dedik yaptı gitti onlar. Aynen evet. Aynen öyle. Baktık iyi yapıyor. Biz de bize aldık. Ben de çok övgüsünü duydum. Onun için bize gelmesini istiyorum. Bu bir iş teklifi galiba Hamit. Ya zaten 2 senedir. Bir ben genelde değiştiriyorum. Daha yeni şirinlik değil. İlerleyen zamanlar. İnşallah müdürler izlemez bu videoyu. Konuştuğumuz gibi yoksa maaşın artmıyor Türkiye'de. Sürekli iş değiştireceksin. Doğru. Maalesef özel sektörde böyle bir durum var. Yoksa %2, %3, %5 zamlarla. Dedim abi böyle diyor. Bunu duyduğumuz iyi oldu.